Ay efendim, yeni geldim. Evet. Aruşka da burada. Kız ne? Kız anne geldi işte. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yeni geldim efendim. Yeni geldim. İşim vardı. Önemli. Hallederim ben. Ya, anladınız mı? Görüyor musunuz efendim? Kız sen niye mamanı yemedin? Refleks maması açtım sana ya. Neden yemedin kızım? Kurban olsun anne sana. Beni beklemiş herhalde. Neyse efendim. Gittim. Ve geldim. Nereye gittim efendim? Restoranda. Ya. Evet. Nasıl? Nasıl efendim? Burada kim varmış lan? Bakayım hele. Ha. Burada da Sibel Baysal var. Görüyorsunuz. İşlerimi hallettim. Gereğini. Gerekli şeyleri hallettim ve bakayım buradan çekiyor mu? Fazla çekiyor evet. Mobil veri açıktı zaten dışarıdan bu yana. Evet, nasılsın efendim? Ve kim der ki yüzlük işte? Kim der ki yetmişlik işte? Ama yetmiş işte. Der ki ne? Burada tabii ki eksik olan şeyler vardı efendim. Onları da gerekli yerlere gittim. Biraz da gulüm yapalım. Tek gulüm derken yani bu ciddi. Bu ciddi olaylar. Tutanaklar, ifadeler, ek olarak tam. Tek dışım bozdu. Televizyon. Ben burada işte. Burada. Evet. Tek dışı çağırmayı düşünmüyorum. Hayır. Belki çağıracağım. Bilmiyorum. Serap Hanım'ın göndermiş olduğu şu kafes eski. Çok eskilerden kalma. Görüyor musunuz şu. Bu eskiden Aruşka ile Vestami için en son Serap Hanım efendinin göndermiş olduğu kafese gidelim efendim. Şu evi ama baksana madiler madisi. Ben nasılım burada efendim? Çok mu kilo almışım Simi? Gerçekten. Lay 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 gelen menajer kurilerimizi arzulu efendim. Ha nereye yakacaklar? Serap Hanım efendi geldiğinde efendim buradan
kendisine bir çanta hediye etmek istiyorum. İçimden geldi. Bundan önce bir videomda da bence şu daha güzel. Şu. Güzel değil mi? Ha. Unutmayın ha. Simi unutma. Serap Hanım Vantilatör'ün şeyini getirince bunu. Bu güzel. Gerçekten bu güzel. Vallahi billahi güzel. Hah. Evet. Ondan sonra başka ne vardı ya? Karşıda kraliçem var. Kurban olsun annesi ona. Kız. Ne yapıyorsun? Kulaklarını dikmişsin. He? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Arışka? Annen her şeyi uyumadan etmeden halleder gelir. Anladın mı Arış? He? Evet. Fulya çocuğun alınacak. Köpek de alınacak. Tamam canım. Canım diyemeyeceğim sana. Aa. Evet. Folya oğlun alınıyor. Beslediğin köpek alınıyor. Tamam. Haydi bakalım. Bugün yarın alın. Merve. Ha, Merve'ye gelelim. Merve sen kendini ne zannediyorsun? He? Ne zannediyorsun sen? Soruyorum sana. Öyle mi Merve? Ama Sibel Baysal, bakınız efendim, uyumaz etmez. Ne olmuş efendim bugün Sibel Baysal? He? Ne içmiş? Gelelim Şükriye Doğan'a. Şükriye Doğan oğlun öldü ya. Bilal Beşli'yle davalar açıldı. Seni şahit yazdırdı. İhale kime döndü? He? Şükriye Doğan. Yeliz. Senden 500 TL istedim diye değil, kayıtlar bende, sadece kıvrak olduğundan dolayı gelip sana yakıştıramadım. Neden de Sibel abla? Çünkü almışsın kırışmış şambayı, Şükriye Doğan'ı. Şükriye Doğan raporu kime veriyor? Uğur nereden ceza aldı? Senin ne işin var Gebze'de? Bilal Beşli tarafından. Değil mi? Sevgili Yeliz Kraliçem. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Olmadı mı? Kahkaha. Olsun o zaman. İki tane yumurta. Değil mi? Hadi bakalım. İki yumurta. Heh. Sen de fazla uzatma artık. Şükriye Doğan.
Tamam. Bak ben onun hakkında konuşmuyorum. Haklı olaraktan ben çıktım. İddianameler size geldi, tebligatlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi Yeliz, sana da bay. Bundan sonra görüşmeyelim Yeliz'ciğim. 500 TL istedim senden. Ondan dolayı değil. Tamam Yeliz. Konsomatriz Yeliz. Dansöz. Dansöz. Hani Uğur'un hakkında dava açmıştı. Bilal Beş ile Gebze'ye gitmiştin ya. Şimdi bak ne yapıyorsun? Şükriye Doğan'ı alıyorsun. Tamam. Hadi bay Yeliz'ciğim. Yeliz Kara. Uğur Soy'dan. Bye.